geldiğinize hepinize teşekkür ederiz. Kapanış oturumu için ben hocalarımızı davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Selçuk Çıkla, Mehmet Rüyan Soydan Bey, Profesör Doktor Mustafa İsmet Uzun, Profesör Doktor Şaban Sağlık ve Mehmet Doğan hocalarımız. Arz edin. Buyurun sayın hocalar. Sayın Rektörüm, saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler. İki günlük yoğun bir koşturmacanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şükrolsun, herhalde hocalarımız da aynı görüştedir. Büyük bir kusurumuz olmadı görünüyor. Küçük kusurlarımız olmuştur, onları da affederler inşallah. En başta tabii Sayın Rektörüme çok teşekkür ediyorum. En başından itibaren bize çok katkı verdi. Her türlü sorunumuzun çözümünde destek verdi. Diğer idarecilerimiz de çok katkıda bulundular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vakit ilerliyor. Yorulduk. Biraz da acıktık denebilir. Netice olarak bu iki günün sonunda nereye vardık? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Kısaca onu konuşalım. Neydi, ne oldu, ne elde ettik? İleriye dönük bir perspektif olarak ne yapılabilir bundan sonrasına dönük? Fikirlerimizi inşallah serdedelim. Önce Mustafa İsmet Uzun hocamdan başlayalım. Öyle mi hocam? Peki. Efendim, şimdi değerlendirme oturumunda söylenecek çok şey var ama ben sadece şunu tebarüz ettireyim evvelen. Bu yıl işte pek çok benzeri sempozyumlara, faaliyetlere katıldık. Bana göre kimse duymasın ama çok da beklemediğim halde bu sempozyum hepsinin üzerinde verimli geçti. Neden derseniz daha önce katıldığım sempozyumlarda işte bal elde etmek için birkaç keçi boynuzu çiğnemek gibi bir durumda kaldığımız zehabına ben katılmıştım. Burada her arkadaşı dinlerken daha önce bilmediğim efendime söyleyeyim hususlar ki ben de işte Mehmet Bey'le beraber bu işleri biz dergah ansiklopedisinde o zamanla kaç yılıydı Mehmetciğim onlar? 75'lerde o zamanlardan bu tarafa bu işlerle özellikle de Mehmet Akif'le halk tabiriyle yatıp kalkıyoruz. Hala çözemediğimiz meseleler var ama buradaki tebliğler hakikaten ufuk açıcı ve not almamız icap eden bilgilerle donatılmış oldu. Ve çok istifade ettik. Rektörümüze, Selçuk Bey'e, o arkadaki görünmeyen orduya da ben öyle diyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir de dinleyici bakımından bayağı ilgili kişi vardı. Çünkü bazı yerlerde biz bize, sen ben, bizim oğlan şeklinde neredeyse konuştuk. Kendimiz çaldık, kendimiz dinledik. Dolayısıyla bu ilgi için ve bıkmadan bugün bu saate kadar hala daha dinleyen dostlar, arkadaşlar, öğrenciler olduğu için ben üniversiteye de dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi burada şöyle bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu biraz da daha önce katıldığımız toplantıların getirdiklerinden.
Bu konu hakikaten çok ariz ve amik ele alınması ve bizim yakın tarihimizle ilgili olduğu için de çok teenni ile hareket edilmesi gereken bir konu. Ve bunu da biz ancak el birliğiyle birbirimizin, efendime söyleyeyim, bazen şiddetini artırarak, bazen suskunluğunu hareket ettirerek yapabiliriz. Dolayısıyla burada bu da belirli ölçüde sağlanmış oldu. Yalnız böyle bir iki güne sıkıştırma meselesine ben şimdi Mehmet Bey'i dinlemek isterdim, Şaban Bey hocamı dinlemek isterdim. Niye? Onlar İstanbul dışında olduğu için biz her zaman bir araya gelemiyoruz. Ama diyelim ki Mehmet Rüyan Soydan Bey'le bir haftada bir olmazsa 15 günde bir buluşabiliyoruz. Burada bu konularla ilgili arkadaşlar arasında bir fikir alışverişine de imkan verilecek. Hani 20 dakika değil de belki yarım saat ama 10 dakikası da mutlaka, biraz da gülelim diye söylüyorum, kaçak tebliğ sunmaya imkan verecek, müzakereye imkan verecek şekilde olması lazım. Bu İstanbul'da bizim Ali Özek hocamızın kurduğu bir vakıf var. Orada bunlara biz tartışmalı ilmi toplantı demeyi düşündük ve şimdiye kadar 40-50 toplantının kitabı da neşredildi. Yani 70'e yakın toplantı yapıldı ve her toplantıda konuşulduktan sonra onun mütehassısı, ben konuşuyorken diyelim ki Mehmet Bey konuşuyorken, efendime söyleyeyim, Şaban Bey yahut Dursun Ali Bey o tebliği değerlendirme noktasında bazı şeyler söyledi. Ve ondan sonra da dinleyicilere de hem soru sorma öğrenmek için hem de katkıda bulunma imkanı verildi. Ben görüyorum ki biz burada sıkışıyoruz, sıkıştırılıyoruz. Böyle bir komprime, bir hap veriyoruz. Yutması da kolay değil, hazmetmesi de kolay değil. Ne işe yarayacağını da bazen anlayamıyoruz. Onun için bu işi nasıl yapsak, Dursun Ali Bey dedi ya, yani Batılıların zaman mefhumlarıyla bizimki fark ediyor. Onun bir yolunu bulmanın da, hocam sen şeyi yaktığına göre ışığı, yolumuzu aydınlat, ne yapacağımızı da söyle. O bakımdan ben teşekkür ediyorum her şey için. Akif hakkında söylenecek pek çok şey var. Ha, bunu da bir şey daha ilave edip bitireyim. Bu Kur'an meali, ben de yakından ilgilendiğim, hatta Recep efendime söyleyeyim, ilk defa değil belki ama işte tanıştığımız için bana da bunu ne yapalım abi diye gelmişti. Okur musun dedi. Ben de bunu Ertuğrul Bey okusun dedim. Aslı olmayınca daktilosundan okuyup da onu hatadan salim kılmak zor olduğu için dedim ki Ertuğrul Bey okusun, hiç olmazsa üslubuna vakıf. Hem safatı kaç yüz kere okudu belki, tasihler dolayısıyla da okuduğu için söylüyorum böyle. Hem de Sebil-ül Reşat'ın tamamını okudu, fişledi daha önceden. Akif'in üslubuna hakim. Bu da takdir edilmiş bir metin. Daha önce yaptığı metinler de onda fişlenmişti o zamanlar. O yapsın dedim. Dolayısıyla ben işin içinden yakamı kurtardım. Ertuğrul Bey ondan çok uğraştı. Fakat o metnin neşredilmesini bile Recep ne hikmetse, ona biraz kızmıştık o zaman da, 20 sene sonra ortaya çıkardı. Halbuki biz bunun bir nüshası Mustafa Runyon hocada var diye duyuyorduk. Hoca da bir şey söylemiyordu ve hocayla ben hem talebe münasebetindeydim hem de sonradan işte yüksek semestrine asistan olunca beraber de bulunduk. Yani netice şu, böyle şeyler ister Akif hakkında olsun, ister başka hususlarda olsun, paylaşıma erken açılmalı ki herkes bir kenarından tutsun. Bizde özellikle de gençlerde şu var, yaptığı bir işi elinde tutuyor onu bir koz olarak. Sonra 20 sene önce sen neredeydin Recep diye
Ertuğrul Bey'le beraber ona biraz böyle muahaze eder şekilde söylemiştik. O eserin kisve-i tabba bürünmesini sağlayan da Ertuğrul Bey'dir. Yani o hale getiren. Ama Recep'in adıyla çıktı. Halbuki kimsenin adının olmaması gerekiyordu. Sadece Mehmet Akif'in efendim Kur'an meali diye. Yani bunlardan da özellikle genç arkadaşlar kaçınsınlar. Bir kenarına adını yazabilir. Ama hani balık bilmezse Halik bilir meselesi var ya, bunu da göz ardı etmesinler deyip teşekkür ederim efendim. Tabii teşekkürle başlayalım. Yani 19 Mayıs Üniversitesi'nin böyle bir sempozyum yapması her türlü teşekkürü hak ediyor. Galiba da ilk defa yapılıyor. Ben hatırlamıyorum. İyi kötü bunların çetelesini tuttuğum için. Tabii o zaman şunu söyleyeyim. Biz 2006 yılında Mehmet Akif'in 70. vefat yılında YÖK'e, bütün üniversitelere, valiliklere yazılar yazdık. Yani bu önemli bir yıl dönümüdür. Bu yılın değerlendirmesi lazım. Efendim? Evet. Evet, yazarlar birliği olarak. Yani biz de size her türlü yardıma hazırız. Yani hiçbir şeyde talebimiz yok. Yani böyle faaliyetler yaparsanız destekleriz diye. Hiçbir valilik, hiçbir üniversite bize cevap vermedi. Bir tek Kayseri'den hocam veteriner fakültesi dekanı aradı. Biraz geç aradı. Dedim ki ya sen nereden çıktın? Senin rektörlerin, mektörlerin hiç kimse yok ortada. Yahu dedi ben veterinerim dedi. Akif'in mesleğim der. Bana hiç kimse bir şey diyemez dedi. Gerçekten de onun dışında o yıl hiçbir üniversiteden tık bile çıkmadı. Şimdi elhamdülillah yani üniversitelerimiz bu sene bir kısmını takip ettik. Bir kısmının içinden geçtik filan. Bir hayli İstiklal Marşı Mehmet Akif programları yaptı. Böyle 19 Mayıs gibi 2 günlük, 2,5 günlük sempozyumlar yapanlar oldu. Bir kısmı tabii şimdi çevrim içi diye bir şey var. Öyle yaptılar. Dolayısıyla o günden bugüne bir hayli gelişme oldu. Yani Mehmet Akif'le ilgili üniversitelerdeki çalışmalarda bir zenginlik meydana geldi. Burada da gördük yani. Ben tabii 2 gün bulunamadım. Birinci gün bizim 43 yıldır sürdürdüğümüz bir nöbet var Ankara'da. Taceddin Dergahı'nda buluşuyoruz. Bu sene de orada bulunmamız gerektiği için birinci gün bulunamadım. Ayrıca o gün biz Hak İş Konfederasyonu'yla 3 gün süren Mehmet Akif'e ithaf ettiğimiz iş ve çalışma hayatı safahat başlıklı bir şura yaptık. Ahlak şurası diye bizim bir şura şeyimiz var, serimiz. 5. şura bu. 2 gün hem işte bildiriler, konuşmalar ve müzakereler oldu. Sonunda bir sonuç bildirisi hazırlandı. Sonuç bildirisini de 2 kuruluşun başkanı Taceddin Dergahı önünde açıkladı. Böylece yani yılın bence en önemli faaliyetlerinden biri de yapılmış oldu. Burası da galiba yılın son faaliyeti. Bundan sonra herhalde yılbaşı falan yaklaşıyor. Talebe de yavaş yavaş gider. İlk faaliyeti de yanılmıyorsam belki bizden önce yapan da olmuştur ama yani öyle çok duymadığım için söylüyorum. Büyük Millet Meclisi ile biz yaptık. Bu da meclisin himayesinde, meclis başkanımızın himayesinde. 5 gün süren bir bilgi şöleni yaptık. İnşallah kitabı da elektronik olarak hazırlandı. Önümüzdeki haftada basılacak. Meclis başkanı müjdeyi verdi bize. Meclisin kendi kütüphanesi olduğu için, matbaası olduğu için dışarıda olsaydı biz onu çoktan bastırmıştık. Tabii meclise de saygısızlık etmek istemedik artık. Orada basılacak diye. Yani bu yıl elhamdülillah bir hayli faaliyet oldu. Bir hayli kitap yayınlandı. Ben tabii hepsine ulaşamadım ama neredeyse 20 kadar kitap. 50'yi geçti. Yani benim görebildiklerim 20 kadar kitaptır.
İçinde çok nitelikleri de var. 50'ye yaklaştı. Tabii sıradan kitaplar da var. Yani Akif geçti. Konusunda herkes kitap yazabilir malum bildiğiniz gibi. Çünkü iyi kötü herkesin Mehmet Akif ile ilgili, İstiklal Marşı ile ilgili malumatı var. Ama bunların içinde çok kalitelileri de, işe yararları da, yeni şeyler söyleyenleri de mevcut. Bir yıl içinde bu kadar yayın yapılması da önemli. Birçok dergi özel sayı yaptı. Yani onu saymadım ama yapmayan doğru dürüst dergi yok gibi yani. Bütün belli başlı dergiler özel sayılar yaptılar. Bunlar bütün bunlar kazanç. Tabii biz yine de şunu söylemeden geçmeyelim. İlk defa Türkiye'de devlet 1986'da Mehmet Akif'i resmen andı. Mehmet Akif yılı ilan etti. 50. yıl. Biz o 50. yılın ilanında epeyce çalıştık, uğraştık. Bir vakıf kurmuştuk Mehmet Akif. Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı diye şimdi Rüyan Bey ilgileniyor onunla. O vakfın kuruluş amacı tabii şeyde yazmıyordu ama böyle bir şeydi. Yani 2,5 yıl önce filan kurduk. 1986'nın Mehmet Akif yılı olması. Bunun için siyasilerin nezdinde filan teşebbüslerde bulunduk. İşte Cumhurbaşkanlığı'nın, Başbakanlığı'nın, Kültür Bakanlığı'nın, Mesut Yılmaz'dı Kültür Bakanı. Başbakan da Turgut Özal'dı. Şimdiki tabirle görkemli bir açılış yapıldı Milli Kütüphane'de ve sonra Türkiye'nin her yerinde en ücra köylerde bile ve askeri birliklerin en küçük birliklerinde bile faaliyet yapıldı. Muazzam devletin nasıl bir şey yapabileceğini gördük. O yüzden şimdi diyoruz ki devlet bunu ilan ediyor. Ama kendisi bir şey yapmıyor. Bize bırakıyor yani. Neyse ki elhamdülillah bu işleri yapmak isteyenler var. Yani mesela eğer rektör bey böyle bir şey arzu etmiyorsa yapmaz yani. Mehmet Akif'le ilgili bir faaliyet yapmaz. Zaten yapmayan üniversiteler var. Ama yapmak isteyenlerin ortaya koydukları faaliyetler, işler bile bir yılı doldurdu. Elhamdülillah bununla mutluyuz. Ama yıl ilan edilmekten maksat ne? Devletin bu işi gerçekten en ücra yerlere kadar ulaştırması. İyi kötü yayınlar yaparak da aynı zamanda bunu desteklemesidir. Bundan sonra inşallah öyle olur diyoruz. Ama bu sene hem şey var, Yunus Emre ve Türkçe yılı var. O da böyle yani. O da. Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran var. Biz onlara hiç karışmadık. Bu ikisiyle biraz ilgilendik yani. Yazarlar Birliği'nin şubeleri bu iki konuda da bir kısmı işte böyle bir 2 günlük sempozyumlar filan şeklinde yaptı. Bir kısmı da daha basit kendi güçlerine göre yaptılar. Diğerleriyle hiç ilgilenmedik. Onlarda ne yapıldığını da bilmiyoruz. O da gönüllülük esasına göre bir şey. O zaman devletin böyle bir şey ilan etmesine de pek gerek yok yani. Yapmak isteyen zaten yapıyordu. Biraz altı çizilmiş olduğu için daha fazla yapıldığını düşünüyorum. Her şeye rağmen yani İstiklal Marşı'nın 100. yılı boş geçmedi. Belki biz çok daha fazlasını istiyorduk. Ama işte olan da yüze artıcı. Yani bunları da gereksiz, kötü dememiz mümkün değil. Efendim? Elhamdülillah tabii. Yani, tabii ki. Dedim ya yani biz 2006'da ne valiliklerden de hiçbir cevap alamadık. Ne de şeyden, üniversitelerden bir cevap alamamıştık. Şimdi gönüllü olarak bu işi yapan kuruluşlarımızın olması bir nimet olarak kabul edilmeli. Ben tabii sözü fazla uzatmayacağım. Dediğim gibi birinci gün bulunamadım. İkinci günde baştan sona takip etmeye çalıştım. Bir iki çıkmam gerektiği zamanlar oldu ama gayet seviyeli, kaliteli bildiriler var. Tabii her zamanki sıkıntımız zamanın yetmemesi hocam. Şimdi bu işler için yarım saat falan ayrılsa iyi olacak ama tabii böyle 20-30 kişiyi, 40 kişiyi. Burada herhalde 40 kişi falan var şeyde katılanlar. Kaç kişi? 23. Öyle mi? O zaman birinci gün siz yarım gün yaptınız. Öyle olacağız. Evet. Tamam.
Yani bu kadar kişiyi bir araya getirip belli bir süre içinde konuşturmak için mecburen sıkışık oluyor. Yani yarım saat olabilse, hatta da oturumların sonunda bir yarım saatlik müzakere, soru cevap faslı olabilse daha iyi olur. Ama o zaman da işte bütçeler bir günde bitmez, iki günde bitmez, üç gün en azından gerekir. Bütün bunlar göz önünde bulundurursak bu şartlarda güzel bir faaliyet oldu. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra da Mehmet Akif ile ilgili çalışmalar devam eder. Yani bir yıla mahsus olarak görülmez. Belki bu kadar büyük faaliyetler olmasa bile yıl dönümlerinde, yine İstiklal Marşı yıl dönümünde bir günlük filan faaliyetler yapılır, yayınlar yapılır. Tekrar teşekkür ederek sözlerimi son veriyorum. Allah razı olsun. Şahin Hocam. Evet, ben de herkesi tekrar saygıyla selamlıyorum. İstiklal Marşı nasıl milli mutabakat metni ise ve birinci meclisin ruhuna uygun yazılmışsa, birinci meclisin ruhuna uygun yazılması, birinci meclisteki bütün bileşenler, Türk kültürünün, Türk medeniyetinin bütün bileşenleri orada vardı. Ve bu ruha uygun bir ve sempozyum olduğunu gördüm burada. Öncelikle bir teşekkürle başlamalıyım. Önce organize heyetinde Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız var, Samsun Valisi var, saygıdeğer rektörümüz Yavuz Ünal Bey'in çok çok katkıları var. Yine Samsun Büyükşehir Belediyesi var ve en önemlisi de Selçuk Bey'in Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki bütün arkadaşlarımızın katkısı var. Bu tam bir birinci meclis ruhu gibi geliyor bana, bir araya gelme gibi. Bildirilere baktım, birçoğunu da dinledim. Onlarda da bir böyle bileşenler çok fazla. Her zaman Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşı'nı edebiyatçılar tartışırdı. Burada bunu gördüm ki edebiyatçılar yanında tarihçiler var ve ilahiyatçılar var. Bunu da çok büyük bir artı değer olarak ifade etmek isterim. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un kaynaklarından biri de, çok sevdiği isimlerden biri de İranlı şair Sadi'dir. Meşhur Bostan ve Gülistan şairi. Zaten Safahat'ta çokça andığı bir isimdir. Manzum hikayeleriyle falan. O Sadi'nin bir özelliği vardır. Sadi özellikle net ilmi anlamda, hani ilim ne yapar? Tanım yapar, tarif eder, sınır çizer. Bir şeyi netleştirir. Böyle net bir şekilde ortaya koyar. Akif'in bir eğitimci olarak, Mehmet Akif'in böyle onu hatırlatan bir de pentnamelerde böyle şey vardır. Mesela yalancının diyor, yalancı insanın niteliği beştir diyor. Yani beş tane huy varsa o insanı yalancı diyebilirsiniz. Şu nitelikler bir araya gelir de şunu olur gibi özellikle net tanımlar yapıyor. Mesela hepiniz bilir. Muallimim diyen olmak gerektir. İmanlı, edepli, liyakatli, sonra vicdanlı. Yani bir diyor ideal öğretmen olması için önce imanlı olacak, edepli olacak, liyakatlı olacak, vicdanlı olacak. Böyle tanım yapıyor. Akif'i bu yönüyle tanıyoruz. Şimdi burada ben yıllar önce okudum, kaynağını bulamadım ama sonra araştırmalarımda bir İstanbul'dan Ankara'ya davet edildi. Mehmet Doğan Üstadımız bunu söyledi. Davet edildiğinde bir Balıkesir Zanospaşa Camii'nde bir konuşması var. Sonra Kastamonu Nasrullah Camii, orada faaliyetleri var. Sebilur Reşat'ı falan çıkarıyor. Ve milli mücadele devam ederken pek çok camide halkı milli mücadeleye teşvik etmek için konuşmalar yapıyor, teşvik edici. Bunların birinde bir şey dikkatimi çekti. Ben her konuşmamda mutlaka bir şekilde önemli bulduğum için anarım. Bugün saygıdeğer Fikret Usulcan da andı bunu bir şekilde. Bu manada bir nitelik, böyle bir tanımlama, varlığı tanımlama anlamında söyleyelim. Bir ilmi bir metottur bu aynı zamanda. Diyor ki, mealen söylüyorum, uzatmayacağım. İşte diyor bir kimseye vatansever, büyük adam, milliyetçi, işte dindar, vatansever, böyle onu övmek için yuvarlak bazı hamasi tanımlar yaparız. Böyle bir şeyler söyleriz. Ama diyor, onu o yapan şeyler nelerdir? Kime büyük adam denir, büyük insan denir falan. Bu soruya cevap ararken, tabii bu sözün arka planında da
bir peygamber hadisini ben görüyorum. Zaten Safahat'ın arka planında ya Kur'an ayetleri vardır ya peygamberimizin hadislerine gönderme yapılır. Hani bir yerde bir kötülük gördüğünüzde işte gücünüz yeterse onu elinizle yok edin. Eğer ona gücünüz yetmezse dilinizle mukabele edin. Ona da gücünüz yetmezse kalben buğz edin ki bu en zayıf tepki biçimidir. Ama Müslüman mutlaka bir olumsuzluğa bir tavır alacaktır. Bir eylem içinde girecektir. Şansı yok Müslüman'a. Yani kaytarmak uzak aman bana ne deme şansı yok. Şimdi bu durumu bu hadise dayanan durumu ifade ederken şöyle bir şey söylüyor. Dört sıvı meselesi. Çok ilginçtir bu özellikle. Kime büyük adam denir, kime vatansever denir derken diyor ki dört tane sıvı var. Bu dört sıvıdan en az bir tanesini hakkıyla harcayan insan büyük adamdır. El öpülesi insandır. Tabii bunu Kur'an ayetleriyle bir İslam tarihindeki peygamber hadisleri süslüyor. Bir tanesi. Zaten diyor dördünü birden harcayanın bir memlekette şeyini dikerler. Heykelini dikerler. Nedir bu dört sıvı? Bunların birincisi alın teri. Alın teri bizi İslami bir terim olan haram ve helale götürür. Kim hangi işi yapıyorsa hakkını vermelidir. Bugün ülkemizin en büyük problemlerinden biri kimse işini hakkıyla yapmıyor. Kimse işine aşık değil. Lütufmuş gibi sunuyor. İş ahlakı, meslek ahlakı anlamında. Yani herkes hırsız. Hırsız derken kastım şu. Biz de bunu yapıyoruz bazen maalesef. 2 saat dersimiz varsa 1 saat yapıp da 1 saat nasıl yapmamanın yolunu arıyoruz. Yani meslek ahlakı anlamında ülkemizdeki şeyler bu anlamda bakıldığı anda askerler siyaset yapar. Değil mi? Siyasetçiler ticaret yapar. Hiç kimse işini yapmıyor. Yani alın teri sorunu vardır. Bu anlamda onu ifade edeyim eleştirel anlamda bunu söylüyor. Bu anlamda işin hakkıyla yapan kişinin kazandığı helaldir. Helal kelimesi, hilal kelimesi İstiklal Marşı'nda da geçer. Safahat'ta geçer. Birincisi bu. İşimizi hakkıyla yapacağız. Helal ettirmek için. Birinci sıvı bu. 2. Kan. İnandığımız yüce değerler için, vatan için, namus için, şeref için bugün Selçuk Hoca çok güzel değerlerden bahsetti. O değerlerin her biri için gerektiğinde cephede savaşmaktan çekinmeyeceğiz. Vefat edersek şehit oluyoruz. Vefat edersek şehit oluruz. Hayatta kalırsak gazi oluruz. O anlamda gerektiğinde savaş özellikle. Ne zaman, hangi şartlarda? Tabii emperyal amaçlı savaşlardan bahsetmediğimi burada ifade edeyim. Böyle bir şey kan. Üçüncü sıvı gözyaşı. Şimdi sadece şununla bunu ifade ederim. Çok uzun uzun konuşulabilir bunlar hakkında ama bugün maalesef diyoruz şehitlerimiz geliyor. Hala ülkemizde askerimiz, polisimiz şehit oluyor namussuz bir terör örgütü tarafından. Hala istenmedik şeyler var. Peki o şehitlerin, kanını harcayan şehitlerin anaları, bacıları ve eşlerinin gözyaşları en az oğullarının kanı kadar kutsal değil mi? Özellikle onu da ifade edelim. Arınmadır, pişman olmadır vesaire vesaire bir yerin sembolik, imgesel anlamları da vardır onun. Üçüncü sıvı da bu kan. Dördüncü ve son sıvı ve Mehmet Akif'in altını çizdiği mürekkep. Şimdi mürekkep ise ilim ve sanata denk geliyor. İlk emri oku olan bir dinin başka türlü bir tavsiyede bulunması zaten akla gelmezdi. Şimdi bence bir de Akif sahte sıvılardan falan bahsediyor. Alkoldan bahsediyor, yağ çekmekten bahsediyor. Asla diyor. Şimdi bir insan büyük insan, vatansever, milliyetçi vesaire böyle yüceltici bir kavramla anılıyorsa şunu sorun diyor. Sen hangi sıvıyı harcadın? Sen hangi sıvıyı harcadın? Ve bizce Akif bu dört sıvının dördünü de harcayan mübarek bir insandır, değerli bir insandır diyoruz. İstiklal Marşı'nın arka planında böyle bir şey var. Bu gibi değerli insanlara Dostoyevski'nin koyduğu bir ad vardır. Özellikle kendi medeniyeti için koyduğu Puşkin'den mülhem söylüyor. Rus ruhu diyor. Bundan mülhem Türkiye'nin ruhu. Türk ruhu kavramını Akif'e en fazla uyan tabir olduğunu söyleyebiliriz. Zannederim Yahya Kemal'in bir iki yazısı var Türkiye'nin ruhu diye. Nedir? Beden gitse bile ruh gitmez. Milli mutabakat metnimiz, İstiklal Marşımız Türk ve İslam tarihine dair bütün kodlamalarla, bütün
göndermelerle doludur. Türkiye'nin ruhu olarak ifade ediyoruz. Türklük, Türk falan deyince bu ırkı bir vurgu yapmadığımızı biliyorsunuz. Bazı kendini bilmezler. Bir şiirinde, Safahat'ta geçer. Evet, Arnavut'um falan filan diye geçen bir mısrası vardır. Buradan yola çıkarak Mehmet Akif hakkında densiz laflar ederler. Yani Türklüğü konusunda. Ben göğsümü gere gere yüksek sesle şunu söylüyorum. Bu ülkede Akif Türk değilse hiç kimse Türk değildir. Onu ifade ederiz. Bir şekilde. İşte bu var. Bu şahsiyet, böyle büyük bir şahsiyetin bir başka yönü, az önce Sade'den bahsederken ben buraya 10 tane başlık çıkarmışım. Akif kimdir başka bir açıdan? Yani biz bir işi bile alın ter anlamında hakkını vererek yapamazken 10 işi nasıl yapmış? Bir büyük şair. Bir büyük şair, şiirler ediyoruz. Leyli Safahat. Bir büyük gazeteci. Sırat-ı Mustakim ve Sebil-i Reşat dergilerini çıkarıyor. Üniversitede hoca, hocalık yapıyor. Başka mesleği baytar, veteriner. Birinci Dünya Savaşı'nda Gaziantep'e, Lübnan'a, o Adana'ya, Türk ordusuna Birinci Dünya Savaşı'nda at bulmak için mesleğini icra ediyor. Bir büyük diplomat. Almanya'ya yaptığı yolculuk vardır Birinci Dünya Savaşı yıllarında, bir de Arabistan'a yaptığı yolculuk vardır. Yani bir büyük diplomat olarak Osmanlı'yı rahatlatan diplomatik başarılar elde ediyor. Din bilgini, 1920 kendisine Kur'an-ı Kerim'i tercüme etme, değil mi? Tefsir etme görevi veriliyor. Var oğlu var ya, 10 tane böyle ayrı iş. 63 yıl yaşamış topu topu Akif. 63 rakamı da size bir şey hatırlatsa gerek. 63 rakamı. Evet. Ve ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş diyen Allah Resulü nün ahlakı Akif'te de vardı. Bir ahlak adamı. Orhan Okay hocamızın çok güzel kitabı vardır. Bir karakter abidesinin anatomisi. O yönüyle bunu anlatır. Ben Akif'le ilgili öğrencilerimize de söylüyorum. Nasıl ki peygamberimizin lakabı Muhammedül Emin ise, ben diyorum ki Mehmet Akif'ül Emin. Özellikle çağında, döneminde hiç kimse onun aleyhinde bir cümle kurmuyor. Herkes onun etrafında. Ya inanan da, ideolojisine karşı olan da Akif'le ilgili mutlak surette saygı dolu ifadeler kullanıyor. Mesela Kuvayi Milliye Destanı'nda Nazım Hikmet bile Akif inanmış adam diyerek ona olan hürmetini, saygılarını dile getirmiş oluyor diyelim. Sonra birçok ülkenin İstiklal Marşı, işte İstiklal Marşı'nı yazan persona, kişi, yüce insandan bahsettik. Böyle bir insanın yazdığı marş elbette değerlidir. Bugün önceki konuşmamda da hatırlatmaya çalıştım. Bir yazar, ya hala ismini hatırlayamadım, güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, Kur'an'daki surelerle Akif'in safahatını yan yana getirip değerlendirirken, İstiklal Marşı Fatiha gibidir diyor. Nasıl Fatiha olmadan namaz kılınamıyorsa her fırsatta okunur. Çanakkale şehitleri de Yasin suresi gibidir. Yani diğer surelerinde her birinin şiirlerin bir karşılığı vardır. Mesela İstiklal Marşı'nda pek çok ülkenin milli marşlarında olmayan bir şey var. Mesela İngiliz milli marşında bildiğim kadarıyla Tanrı Kralı Korusun diye var. Yani marş kralı korumak için vardır. Bizde ise sana yok, ırkıma yok İzmirler, milletimize ve milli değerlere özellikle. Bir de kitap çıktı bu sene bir dostumuz Van 100. Yıl Üniversitesi'nden. Türkiye İstiklal Marşı ile dünyadaki 100 ülkenin İstiklal Marşları karşılaştırıldı. O kitabın bir bölümünde ben İngiliz Marşı ile İstiklal Marşı'nı karşılaştıran bir bölüm yazdım oraya. Orada da ifade edildiği gibi sadece diğerleri marş, bizimki İstiklal Marşı. Çünkü İki istiklal parantezi. İstiklal marşı istiklal kelimesiyle başlar, istiklal kelimesiyle biter. İlk kelimesi de istiklaldir. Son kelimesi de başlığı olarak istiklaldir. Bu şeydir. Evveli de istiklal, ahiri de, ezeli de, ebedi de böyle bir düzlemde yorumlanmaya müsaittir diyoruz. Evet. Akif'in en önemli özelliklerinden biri de bir dost insan olması. Sevenlerin çok olması. Sadece şu örneği vereyim. Hastanede yatarken Akif'i binden fazla ziyaretçi yanına gidiyor. Binden fazla dostu var. Bu bile onun nasıl milletin ortak bir şahsiyeti
değeri olduğunu gösteriyor diyelim. Şimdi hocam da söyledi, ülkemizde Akif'e karşı bir vefasızlık olduğu muhakkak. Akif milletin şairi olmuştur da devletin şairi olmayı maalesef pek fazla şey olmamıştır. Hocam söyledi, Mehmet hocam, 86'da Mehmet Akif yılı ilan edildi. Bir de bu sene İstiklal Marşı yılı ilan edildi. Halkın gözünde hiçbir, halkın bakışında Akif'e bir sorun yok, bir problem yok. Devlet sakat bakmış yani Akif'e. Ama inşallah bundan sonra devlet de Akif'e hak ettiği değeri verecektir diyoruz. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bilhassa büyük başka ülkelerde o bir ülkenin ruhunu yansıtan büyük şahsiyetler için enstitüler kurulur. Mesela İngiltere'de Shakespeare Enstitüsü vardır. Almanya'da Goethe, İspanya'da Cervantes Enstitüsü. Ülkemizde de Mehmet Akif Enstitüsü benzeri kurum olsun ki her yıl Akif'i, safahatı ve eserlerini tetkik edelim. Her yıl yeni yeni o gündemde tutmamız gerekir diyorum. Hocam da bunu zaten işaret etmeye çalıştı. Sözümü şununla ben tamamlamak istiyorum teşekkür dışında. Safahatı bu sempozyumun farkı biraz oydu. Farklı paydaşları çok fazlaydı. Çok saygıdeğer hocam Celal Tarakçı hocamın bir ifadesi vardır safahatla ilgili. Çünkü biz hep safahatı, Akif'i sevdiren kendisidir, şey yapan. Derdi ki, safahatı okumayana kız bile vermeyeceksiniz derdi. Hani öyle dandik dandik imtihanlar yapılıyor. KPSS bilmem ne şey falan filan, siyasetçilerin falan yaptıkları zıkımın kökü diyor, onları değil. Bir kişi milletvekili adayı mı olacak? Önce safahatı bir oku. Hukukçu mu olacak? Safahatı oku. Din insanı mı olacak? Dolayısıyla sadece edebiyatçıların ve Türkçe öğretmenlerinin okuması gereken bir metin değildir safahat. Bütün meslek mensuplarının. Mesela Asım kısmında ben hasbelkader görev yaptığım yerde hukuk fakültesinde bir seçmeli derse gidiyoruz. Dedi ki öğrenciler safahatı okuyun. Yani kanun istiyorum diyor. Bunlar yumruk kuvvetiyle çözülmez diyor kanun falan. Yani seslenmediği kesim yok Akif'in. O anlamda herkesin şairidir, herkesin gönlünde taht kurmuştur. 85. vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz ve bu fırsatı bize veren bu Sayın Rektörümüze, Selçuk kardeşimize, öğrencimize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim bir hocamız tebliğini sunarken söylemişti ya, benden öncekiler benim sunacağım tebliğin %90'ını söylediler. Bana %10 kaldı diye. Şimdi benim de söyleyeceğim söz kalmadı. Hocalarımız gayet güzel bir şekilde ifade ettiler. Ancak şahit olduğum bir iki hususa kısaca değinmek istiyorum. Sempozyumlar daha önceki yıllarda çok büyük görevler ifa etmiş. Akif konusunda da İlk sempozyum 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılmış. Arkasından Mehmet abinin söylediği gibi 1986 yılından başlayan 2006'daki sempozyumlar, gitgide arkasından gelen güzel sempozyumlar var. Ancak iletişim çağının gelişmesiyle birlikte sempozyumların artık tabiri caizse müşterisi kalmadı. Gitgide ilgi azaldı. Çünkü bilgiye ulaşma çağı çok kısa bir zaman içerisinde, çok kısa bir çabayla bilgiye ulaşma mümkün olduğu için insanlarımız artık gelip de sempozyumu sunacak insanları dinlemiyorlar. Doğrudan internet üzerinden bilgiye ulaşabiliyorlar. Birçok biz de vakıf olarak bilhassa yurt dışında hayli Mehmet Akif'i tanıtmak için sempozyumlar düzenlemiştik ama gitgide ilginin azaldığını görüyoruz. Hatta bundan bir iki ay evvel İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen bir sempozyumda dahi çok az dinleyicinin olduğunu görmüştük. İstanbul Üniversitesi malumunuz Türkiye'nin ilk köklü üniversitesidir. Edebiyat Fakültesi de son derece güçlü bir fakültedir. Ancak beni buraya ilk davet ettiğinde Muhammed İkbal hocam, ben açıkçası çok da katılmak istemedim. Zira sunduğum tebliğ herhangi bir ilmi kıymeti olan tebliğ değildi. Herhangi bir değerlendirmeyi de içermiyordu. Sadece bir belge. Nedir? Samsun'da yayınlanmış olan Sebilur Reşat nüshası. Kaynaklarda olmadığı için benim açımdan çok çok önemli. Belki Samsun açısından da ama anlatılmaya değecek herhangi bir husus yoktu.
Ancak hocamın da biraz ısrarıyla geldim. Geldiğime de emin olunuz son derece memnun oldum. Çünkü şunu gördüm. Son zamanlarda azalan bu ilgiyi burada göremedim. Çok aktif bir dinleyici, talebe kitlesinin olduğunu gördüm. Bilhassa kız öğrencilerimizin, erkeklerden ziyade belki dinleyicilerin de dikkatini çekmiştir. Genelde kız öğrencilerimiz çok son derece dikkatli ve sayıca da kalabalıktılar. Bu sevindirici bir şey ve gözlerinin içerisi parlıyordu dışarıda konuştuğumuzda. Ve mesela biz bir kitap hazırladığımızda arkadaşlarıma ben hep şunu söylüyordum. Hani kime hitap edecek bu kitaplar, kim okuyacak diye. Bir kitap 1000 tane basılıyorsa 10 tane ilgili gencimiz okusun, dikkatini çeksin. Akif en azından dikkatini çeksin. Onun ahlakına yönelik bir takım ilgi uyanabilirse sadece 10 kişi olsun bize yeter diye. Yani çok kalabalık kitleyiciden 10 tane dikkatli dinleyici bizim için daha makbuldür. Ama burada gördüm ki 10 tane değil. Şu anda biraz evvel gözümle saymaya çalıştım. 40'ı gördüm. Ondan sonrasını bıraktım. Şu saatte kapanış anında dahi 40'ın üzerinde dinleyici var. Emin olunuz İstanbul'da düzenlenen bir sempozyumda ilk günkü toplantıda bu kadar kalabalık bulunuyor. Eğer resmi bir şey yoksa, protokol yoksa. O yalancı protokolle, yalancı katılımcılarla sayı artıyor. Ancak konuşmacı zat-ı muhterem terk ettiği an salonda boşalıyor. Bu bakımdan 19 Mayıs Üniversitesi gerçekte göğsümüzü kapartacak bir şey sergiledi burada. Bütün öğrenci arkadaşlarıma tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şeydi. Bir diğer husus da katılımcı. Ben tamamını dinlemeye çalıştım. Bir iki tanesini mecburi olarak dinleyemedim. Onun haricinde son derece kaliteli ve güzel değişik konularda sunumların olduğunu gördüm. İnşallah bundan sonra sempozyum olmasa dahi panellerle veyahut da diğer toplantılarla bu kalite gitgide daha da artar diye ümit ediyorum. Bizi buraya davet eden başta rektörümüz olmak üzere Selçuk Hocama, Muhammed İkbal Hocama çok çok teşekkür ediyorum ve bütün öğrenci arkadaşlarıma da Cadıgöl'den tebrik ederek saygılarımı sunuyorum hepinize efendim. Bana %1 kaldı. Hocam tabii Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi kurumsal bir yapı olduğu için onların araştırma imkanları daha fazla. Siz 800 geçti demiştiniz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili kitapların sayısı. Hocam, Zafer Hocam 1000'i geçtiğini... Yok hocam, geçemez. Geçemez. Ben verdim listeyi. Peki, anlaşırız sonra. Zafer Hocama söyledim, geçemez. Demek ki siz de vereceksiniz bir şeyler. Bunu niye söyledim? Yıllar önce rahmetli Mehmet Niyazi'nin bir köşe yazısında şu bilgiyle karşılaşmıştım. Almanlar Alman ruhunu, Alman felsefesini, Alman dilini, Alman tarihini, Alman kültürünü çok başarılı bir şekilde işlediği için Göte ile ilgili 20 bin kitap yazmışlar. Rakama dikkatinizi çekerim. Eğer Mehmet Niyazi'nin verdiği rakamda bir yanlışlık yoksa burada durup düşünmemiz gerekiyor. Her yıl diyordu yazısında Alman üniversitelerinde Göte ile ilgili tezler yapılmaya devam ediliyor. Her yıl yeni yeni kitaplar çıkıyor. 20 bin kitap. Biz 1000'deyiz diyelim ki. Türkiye'de 3 tane tez yapıldı Akif'le ilgili, doktora tezi. Evet. Kadar. 3. Yani durumumuzun bir taraftan... İlki de 1995'tir. Daha öncesi yok. Evet. Bir taraftan da facia niteliğinde olduğunu gösteriyor. Bir trajedi var, bir sıkıntı var. Değerlerimizi, milletimizin en büyük değerlerini anlamak ve anlatmak noktasında eksiğimizi bu rakamda karşılaştırmada gösteriyor. %1'lik kısmı buydu. Bu kadar. İşin özü anlaşılmıştır. Çalışmamız gerekiyor. Üzerimize düşen sorumluluklar var. İnşallah yapacağız imkanlar ölçüsünde bir şeyler. Son olarak başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza, Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörümüze ve
meclisin, valiliğimizin, Büyükşehir Belediye'mizin, İlk Adım Belediye'mizin ve rektörlüğümüzün sempozyumun ilk gününden, bu meseleleri konuşmaya başladığımız günlerinden itibaren son dakikaya kadar emeği geçen, destek veren, sıkıntıların giderilmesinde, ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olan, yol gösteren, destek veren bütün idarecilerimize ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte tabii ki en büyük teşekkürlerden bir diğerini katılımcı hocalarımız hak ediyor. Kendilerine çağrılı bir şekilde ulaştığımız zaman hay hay dediler, emek verdiler, sancı çektiler, özel konular buldular, bulmaya çalıştılar ve çok çaba harcayarak metinlerini yazdılar. Büyük bir zahmetle yaşadıkları şehirlerden geldiler. Bazen uykusuzluğa katlandılar, yorgunluğa katlandılar. En büyük teşekkürlerden birisini katılımcı hocalarımız bu bağlamda hak ediyorlar. Bir diğer teşekkürü az önce adını andığım Zafer Gören hocama tekrar yapmak istiyorum. Çünkü bize bir hayli kitap gönderdi. Onları hocalarımıza ve öğrencilerimize dağıtma imkanı bulduk. Sempozyumun başından beri ve bugüne kadar benim en büyük yardımcım, %90 yükümü azaltan Muhammed İkbal Güler hocam oldu. Şu anda nerede? Burada. yani teşekkürden de öte bir durum söz konusu. Ben uzandım, dinledim, dinlendim, gezdim, tozdum. O her türlü sıkıntıyı çözmek için koşturdu sağ olsun. Sonra lisansüstü öğrencilerimiz son günlerde özellikle çok koşturdular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Araştırma görevlilerimiz çok koşturdular. Sempozyuma dinleyici olarak katılan hocalarımız, öğrencilerini getiren hocalarımız, yine dışarıdan misafirlerimiz oldu dinleyici olarak. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ben protokol konusunda bazen kusur işliyorum. Yani sonradan aklıma geliyor unutuldu diye. Umarım yani teşekkür bağlamında unuttuğumuz büyük bir kusur yoktur. Müftülüğü, evet. Müftü Bey'i tanımadığım için simaen. Buralarda da gördüğümü hatırlamıyorum. İz bırakmamış demek ki. Ya da ben unuttum. O veya başka varsa inşallah duyduklarında bu özrümü de duyarlar ve aflarını buyururlar. Sabrınız için çok teşekkür ederim. İnşallah daha nitelikli, hocamın da sözünü ettiği üzere tartışmalı toplantılara ağırlık vermekte hakikaten fayda var. Umarım o yönde biz bölüm içinde bir çaba içine gireriz, küçük çaplı. Daha sonra inşallah üniversite çapında da büyük çalışmalar yaparız diye düşünüyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Kıymetli hocalarımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ederiz. Tensip buyururlarsa rektörümüzden de bir kapanış konuşması arzu ederiz. Buyurun Sayın Hocam. Selamun Aleyküm. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ben buraya teşrif ettiniz. Zahmet ettiniz. Her birinize, her bir hocama saygıyla önlerinde eğiliyorum, ellerinden öpüyorum. Nedeni şu, söz gelimi işte Mehmet Doğan abimiz ve benzeri, yani diğer hocalarımın her biri aslında tarihin yükünü çektiler. Yani belki yüzlerine söylenmeyecek şey bu ama tarihin yükünü çektiler. Hani bugün Akif'i konuşuyoruz. Ancak Akif sıradan bir şahsiyet değil. Öncelikle abi benim Akif'le tanışma İmam Hatip Lisesi'ndedir. Çanakkale Şehitleri şiirini okuduğumda tanımışımdır ben. İmam Hatip Lisesi yıllarında şiir okuyan biriydim törenlerde. Akif'i o yıllarda tanıdım. Ve o yıllardan sonra da Akif hayranlığı gün be gün devam etti. Yani geldi ve geçti demiyorum yani sadece. Bu tecrübeyle şunu söyleyeyim. Aslında Akif tek düze okunacak bir insan değil. Burada Şaban Hocam Dursun Ali Bey'den arakladım diye söyledi. Metin tiplerinden bahsetti. İşte kişinin birikimi, medeniyetin birikimi, çağın birikimi veya çağın bağlamı. Dört bağlam üretmişti orada.
Aslında Akif'te dört değil, dördün çok çok katlarıyla bağlamlar var. Çünkü Akif işte Cennet Mekan Abdülhamit ile başlayan ve arkasında işte Osmanlı'nın çözülme döneminde bir misyon üstlenen, daha sonra işte Kurtuluş Savaşı'nda fiilen cephenin arkasında yer alan ama arkasında da cephenin önünde cephet olan bir isim. Dolayısıyla Akif'i anlamak çok kolay değil arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Çünkü Akif'in her bir metni, yazdığı her bir metin o dönemin tarihinde özel bir bağlam üretiyor. Bu nedenle benim şöyle bir önerim vardı. Bunu hocalarım söylediği için söyleyeyim. Dün akşam kısmen konuşuldu. Safahat'ı özellikle görsel sanat alanlarında bir şekilde şeye çıkarmak gerekiyor. Daha doğrusu insanların zihninin safahatla meşgul olmasını sağlamak gerekiyor. Genç neslin özellikle. Yani oradaki bir takım resimleri, resmettiği veya metafor olarak kullanılan bir takım unsurların bunun sanat diliyle konuşturulması. Bunun içerisinde musiki de var, bunun içerisinde resim de var, diğer görsel sanatlar da var. Bir şekilde meşgul olması gerekiyor çünkü o dönemi anlamak ancak bununla mümkün. Aksi takdirde sadece Safahat yani bir şiir kitabı olarak düşünülürse bu anlamak mümkün değil. Bana göre yazık olur. Bu kadar açık söyleyeyim. Abi ikincisi işte Mehmet abinin söylediği şeye atıfta bulunayım. Mehmet Doğan hocamın. Aslında milletin gönlünden hiç çıkmadı. Yani milletin öyle belki sevmenin suç olduğu dönemler oldu. Dolayısıyla sevgisini açıktan ifade edemeyen çok insanımız oldu ama Akif sevgisi hiçbir zaman bu milletin ruhundan çıkmadı. Kokusu, işte onun gösterdiği ufuk hiçbir zaman dışarıya çıkmadı. Bir şeye benzetiyorum onu. Oradan sonra da ben hadis uzmanlık alanım. İlahiyat hadis hocasıyım ben. Hadis tarihi çalışan biriyim. Çoğunlukla usul ve tarih çalışan biriyim. Bir tespit, tarihin hiçbir döneminde hadisle devlet resmi olarak barışmamıştır. Daha doğrusu hadis hizmetini devlet resmi olarak sürdürmemiştir. Sadece 2 yıllık bir Ömer bin Abdülaziz dönemi vardır. Ömer bin Abdülaziz de zaten işte bir sultan değildir. Öyle söyleyeyim. Yani o zaten o şeydir yani sıra dışı bir karakter. Hülafayı Raşidin'den sayılan sıra dışı bir karakterdir. Yönetimiyle, düşüncesiyle, değerleriyle. Dolayısıyla yani Fahat ya da Mehmet Akif ve Mehmet Akif'in taşıdığı değerlerin tamamı aslında milletin sinesinde, milletin gönlünde taşınan değerlerdir. Bu nedenle Selçuk Hocam, Muhammed İkbal Hocam hatırlayacaktır. Program ilk geldiğinde ben programa bakmıştım. Orada mesela neden hadis yok diye söylemiştim. Neden burada bir tefsir, neden hadis yok? Çünkü hadisi yok saydığınızda, daha doğrusu bir kültürün banisi olan, kurucu metni olan hadisi yok saydığınızda, sünneti yok saydığınızda, aleyhissalatü vesselam'ı görmeksizin o kültürün kodlarını okumak mümkün değil. Çünkü kültürün genetik kodlarını oluşturan burada aleyhissalatü vesselam'dır. Onu anladığınızda bu metinleri anlamak kolaylaşacaktır. Eğer onu yok sayarsanız bu sefer birilerine hamletmek zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla yani ben sempozyumdaki bu konu bütünlüğünün özellikle Ulum-i İslamiye ile birlikte bu bütünlüğün sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada Mehmet Akif'in belki zihnini kodlayan en önemli eser Celaleyn'dir. Yani en önemli eser Celaleyn'dir. Yani bunun tefsirdir, böyle söyleyeyim. Yani tam bir tefsir değildir ama tefsirdir yani. Daha doğrusu yorumlu Kur'an metnidir o. Mealdir yorumlu. Fakat bunun arkasında özellikle kullandığı imgelere bakarsanız, kullandığı metaforlara bakarsanız bunların tamamının hadisten bir şekilde alındığını görürsünüz. Yani hadisi biliyorsanız ya da o konuyu biliyorsanız aslında Akif'in bunu nereden beslendiğini, neyi kullandığını çok net olarak anlamak mümkün. Dolayısıyla eğer Akif anlaşılacaksa Akif'i besleyen o arka plandaki özellikle Ulum-i İslamiye'nin temel metinlerinin, kurucu metinlerinin bilinmesi gerekiyor. Bu metinlerin değer hiyerarşisinin bilinmesi gerekiyor. İşte Selçuk Hocam'ın işte çizdiği fütüvvet ve benzeri yani ağaç, evet o zaman çok kolay anlıyorsunuz. Yani bunun bir merkezi var. Merkezin etrafına hale hale çeviren bir halka var ve siz bunu çok rahat anlayabiliyorsunuz. Özellikle burada disiplinler arası çalışmalarla yani Akif'in sıradan bir insan değil, bunun farkındayız. Yani ve sıradan bir insanın bu kadar sıkıntıya katlanması da mümkün değil.
Çünkü adamın hayatının hiçbir döneminde rahat yok. Yani şeye, sahneye çıktığı andan itibaren buradan başlıyorsunuz. Vefat ettiği güne kadar bir hani hayatında tek düze, işte ya şu dönemde rahattır. İşte devlet kuruluyor, işte marş yazılıyor, meclis kuruluyor ve nizam burada bir şekilde tertip ediliyor. Ama Akif ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Yani geri geldiğinde, Akif geri geldiğinde o şartları, geri döndüğü şartları biliyorsunuz. Mesela şeyden girdiğinde, Hatay tarafından giriyor. Tam olarak şeyi hatırlamıyorum kaldığı yer ama burada hava çok kasvetli diyor. Çünkü Fransızlar hala işgal, orayı işgal altındadır orası. Burası hava çok kasvetli burada diyor. Girdiğinde hani kurtulmuş bir ülkeye geliyor. Geri gelirken söylediği şey bu. Benim Akif'le alakalı özellikle genç arkadaşlarıma, yani akademisyen ya da işte yüksek lisans doktora yapan genç arkadaşlarıma istirhamım şu. Yani Akif okumayı bırakmayın arkadaşlar. Yani Akif'in, yani sadece Safahat demiyorum. Yani Akif'in beslendiği metinleri eğer Akif'i anlayacaksanız ya da Akif'in ruhunu şad edecekseniz, bu ruhu yaşatacaksanız, o bilinci yaşatacaksanız sadece bu şiir, daha doğrusu bir edebiyat perspektifiyle bunun okunması mümkün değil. Bu metin edebi bir metin değil. Yani bu kadar net söyleyeyim. Aynı zamanda işte Şaban Hocam'ın iki defa telaffuz etti. Yani işte Fatiha'dır diyor, Yasin'dir diyor. Çünkü Fatiha'nın bir anlamı var şeyde. Kur'an-ı Kerim açısından Fatiha'nın bir anlamı var. Bunun da bir ona benzer bir anlamı var. Ben baştan itibaren emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir noktada gerçekten üzgünüm. Yani ben oturup baştan sona kadar hocalarımı dinlemek isterdim. Yani bu biraz Akif hayranlığıyla alakalı bir şey. Biraz Safahat ve benzeri yani ilişkimle alakalı bir şey. Farklı değerlendirmeleri dinlemek isterdim ama maalesef dinleyemedim. Maalesef ama metin olarak basılacak. Metin olarak basıldığında inşallah ilk fırsatta okumak istiyorum. Çünkü çok değerli arkadaşlarımız, hocalarımız çok ciddi bir birikimin sonucu olarak ürettikleri metinleri sundular. Burada meclis başkanımızın kendisiyle görüşmeye gittiğimde ne istiyorsun dedi. İşte katılmanızı, bir de işte ya meclisin himayesinde olmasını istiyoruz falan deyince yani o kadar heyecanlı bir şekilde, o kadar yani böyle şevkli bir şekilde tamam dedi. Tamam. Bu bizi çok mutlu etmişti. Yani aslında devletin barışması anlamına geliyor bu. Yani asıl sorun oydu. Yani işte niye 80'li yıllar ya da dalgalanarak bazı zamanlarda bazı etkinlikler yapılıyordu, bazı zamanlarda neden geri çekiliyor? İşte bunun nedeni aslında devlet barışık olduğunda alttaki kendi duruşunu devletin duruşuna göre işte bir şekilde biçimlendiriyor. Bir şekilde ayar çekiyor kendi duruşuna. Umarım yani bunun tarihsel bir nesne olarak değil de evrensel bir değer olarak Akif değişen, dalgalanan politikaya göre işte değişen liderlerin perspektifine, beklentisine göre ilgi düşen ve yükselen şeklinde bir trend oluşturmaz. Sürekli geleceği inşa edecek, geleceğin banisi olacak olan gençlerin inşasında ona ciddi bir anlam yüklenir. Ciddi bir misyon yüklenir. Eğer bu yapılabilirse gelecek açısından çok daha ümit var olmamızı mümkün kılacak. Artık sempozyumun diyeyim, bu etkinliğin yapılmasında başlangıçta meclis başkanımızın, valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve üniversitedeki işte adı zikredilen zikredilmeyen, işte Selçuk Hocam'dır, Muhammed İkbal'dir, Cengiz Hocam'dır ve arkada ismi zikredilmeyen birçok arkadaş var. Ama bu çok keyifli bir süreçti. Ümit ediyorum bundan sonra biraz daha dallanarak, biraz daha işte kılcallara nüfuz edecek bir takım etkinliklerle bu süreç devam eder. Özellikle siz genç kardeşlerimizden bu noktada gelecek olan bütün tekliflere açığız. Ben hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim ömürlerinizi bereketlendirsin, sağlık afiyetle uzun ömür versin, daha güzel hizmetler üretebilesiniz diye. Genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu saatte başka meşguliyetler, işte kafelerde oturmak vardı, işte bilmem nerede gezmek vardı ama bütün bunlar yerine burada oturup hocalarımızı izleme, hocalarımızı dinleme lütfunda bulundunuz. Bu aslında bize belki gurur veren veya işte hocalarımıza bize değerli olduğunu hissettiren en nazik davranıştır bu arkadaşlar. Yani nezaketin en güzelidir bu, bunu söyleyeyim. İstifade etmek başka bir şeydir ama onun ötesinde
İşte edep dediğiniz şeydir, edebiyatın kökü olan edep dediğiniz şeydir aslında. O nedenle sizlere çok özel olarak teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, kıymetli hocalarımız, böylelikle iki günümüzü nihayete erdirdik. İki gün boyunca evden çıkarken oğlum Mehmet Akif, baba nereye gidiyorsun diye sürekli sabah erkenden peşimden koşuyordu. Oğlum Mehmet Akif, dedenin arkadaşlarının yanına gidiyorum. Diğer hocalarımız bana kırılmasınlar. Önce Necmettin Türünay hocamı erken ayrıldığı için adını zikredeceğim. Mehmet Doğan hocam, Mustafa İsmet Uzun hocam, Mehmet Rüyan Soydan beyler. Onlar gerçekten Mehmet Akif'in arkadaşları, benim nazarımda da, oğlumun nazarında da çok büyük işler yapıyorlar. Akif'e hizmet edelim. Bizler de hadimiyiz. Hadim olmaya devam edeceğiz. Sizlere de bu saate kadar sabrınızdan ötürü teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.